Bir numarada Yağmur ve Hakkı var. Nasıl tanıştınız? Bizimkisi çok farklı oldu. Yani çok klişe ama birazcık da farklı oldu. Böyle kader dediklerini yaşadık biz. Şans eseri bir okulun kafesinde birbirimizi gördük. Benden hoşlandığını dile getir ama bana değil. Başka bir arkadaşına. İletişime geçemedik. İkinci gün oluyor. Aynı kafeye ben gidiyorum. Görüşüyoruz ama asla yüzüme bile bakmıyor. Allah. Hoşlandığını söyledi ama yüzüme bakmıyor. Üçüncü gün oluyor. Aynı kafedeyiz. Siz niye sürekli aynı kafeye gidiyorsunuz? İşte çocuğu ayarlayacak. İşte onu orada gördüm. Ondan sonra yani kadar... görmek için gidiyorsun. Evet. Çünkü sen de hoşlanmışsın. Evet. Peki niye söylemiyorsun Yağmur? Ben söyledim, ondan bekledim. Bir zahmet gelsin. Hayır, bize de söylemedin. Ya şu, ben sorana kadar anlattığımda sanki sen zaten o kafenin müdavimiymişsin gibi oluyor. Hayır, diyeceksin ki bana, ben de gördüm. Ben ilk başta görmedim ama, o beni gördü. Yahu Hakkı'yı görmemek için gözde ciddi bir problem olması gerekiyor. O benim arka masamda. Ama o zaman çok kalabalık bir ortamdaydık abi. Böyle mini masalar olur ya oturduğumuz yerlerde, sandalyelerde falan oturuyorum. Benim tahtam oynayıp oynayıp duruyor. Aynı tahta Hakkı'nın tahtasındaymış. O bastıkça benim tahta hareket ediyor. Ne tahtası ya? Böyle hani yerde tahtalar olur ya, yürüdüğümüz zaman o işte... Kader bağı işte, bağlamış bir... Kader tahtası. Aynen öyle. Bastıkça o yerdeki tahta oynuyor, benim sandalyemde oynuyor. Ben arkaya falan döndüm. Sadece işte hani o masaya baktım. Tam ona odaklanmadım. Telefon falan çalıyor. Kalkıp gidiyor. Ona odaklanmadın. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Vallahi odaklanmadım. Yok vallahi değil. Allah bunu çok seviyorum işte ya. Ama evet. Konuşuyoruz falan. İşte arkadaşıma yazdı. İşte senden çok hoşlanmış böyle böyle. Üçüncü gün oluyor. Aynı kafedeyiz. Beni görüyor. İşte arkadaşlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ama asla yüzüme bile bakmıyor. Ben de aynı şekilde böyle baktığını görüyorum falan ama böyle hiç bakmıyor. Sonra ben onu araştırıyorum sosyal medyadan. Böyle 2,5-3 gün böyle geçiyor. Ekliyorum onu. Akşam o ekliyor. 6 ay boyunca asla konuşmuyoruz. 6 ay boyunca işte storylerime bakıyor, fotoğraflarımı like'lıyor ama hiç konuşmadık. Sen ekledin. Evet. Ama hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra 6 ayın sonunda ben bir hikaye attım. Ben bu gökyüzüne aşığım diye çok güzel bir fotoğraf paylaştım. Gökyüzüyle alakalı. O da bana yanıt yaptı. Aynı gökyüzüne aşığız dedi. Biz lütfen bu reaksiyonlara da şey yapalım, katılalım, tamam mı? Bir daha söyle, biz de o yapacağız. Tamam. O da dedi ki... aynı gökyüzüne aşığız. Konuşmaya başladık ama benim babam şu konuda çok çizgileri olan bir insan. Gökyüzü konusunda? Yok hayır, tamam. Sevgili konusunda. İşte okul varken sevgiliniz olmasın ya da işte aklınız sadece okula verin vesaire. Telefon numaramı vermedim 6 ay boyunca, konuşamadık. Yani bir de benim telefonum kırılmıştı, eski telefonda. Mektuplaştık, birbirimize sürekli mektup yazdık. O bana mektup yazıyor, ben ona mektup yazıyorum. Buluşamıyorduk bile. İşte benim okulum Beylikdüzü'nde, onun okulu Ayazağa'da. Çok sıkıntı oluyordu. Onun oturduğu yer Bahçelievler, benim oturduğum yer Çengelköy. Aralara böyle köprüler girdi, mesafeler girdi. Sonunda işte böyle bir kitap yazdı. Bendeki aşkın adı sensin diye bana verdi. Hediye etti doğum gününde. Bastırdı mı kitap öylesi? Yani bana özel tek bir kitap. Ondan sonra... 1,5 ay uğraştım abi onu yazabilmek için. Her gün tek tek yazdım sayfalarını. Hani çok farklı şeylere dayanıyor. Birazcık daha hani çok görüşemedik, çok konuşamadık. Herkes gibi sürekli buluşan biri değildik. İşte eskilerde nasıl olur? Hani görücü derler ya, hiç birbirlerini göremezler falan. Bizde de böyle mektuplaşıyoruz. Hani uzaktan uzağa. Birbirimizi seviyoruz ama yakınlaşamıyoruz işte. Görüşemiyoruz sürekli. Sonra ciddiye bindi. Biz sözlendik. Sonra da işte... Nerede buluştunuz o bilmem kaç ayın sonunda? Nerede buluştuk? Bizim evin parkında buluştuk. Yağmur yağıyordu. Ben eşofmanlarla çıkmıştım. Salyangoz topladık. Salyangozu mu? Evet ya, yağmurlu zamanlarda salyangozlar oluyor. Bize basmayalım dedik, toplayalım dedik. Aldım falan. Aysel abla akşam yedi onları, yedi. Eve götürüp yedi onları. Yedin mi onları? Hayır tabii ki ama hani güzeldi. Bu şekilde buluştuk. Çok az buluştuk ama sonunda işte birleştik, sözlendik. Hangi anda aşık oldun? Hangi anda aşık oldum? Ben onun... İlk bakışta. Merhametine aşık oldum aslında. Konuşmasına, tavrına, duruşuna, sahip çıkışına. Çünkü çok farklı bir karaktere sahip. Yaşımız şu an 23 ikimizin de. Ben ondan 5 ay büyüğüm ama. Zengin olursunuz. Öyle bir laf var. Sibel'e bak hemen. Büyük duruyor. Sibel de benden 5 ay büyük. Karakterli bir insan gerçekten. Hani konuşması olsun, davranışları, merhameti, her şeye olan, herkese olan o sevgisi, olumlu bakışı beni çok fazla etkiledi gerçekten. Çok oturaklı bir insan. Her konuda yardımcı oldu. Yani o şekilde. Peki nişan rahmetli Müslüm babanın ölüm yıl dönümüne denk geldi. Evet. Söz tarihinde bir özel durum var mı? Söz tarihinde öyle bir özel durum yok. Söz tarihinde zaten aceleye aldık. Biz normalde daha erken nişanlanacaktık. Birkaç durum olduğu için öyle yapamadık. Müslüm Gürses hastası kendisi. İşte şey dedi, davetiyeyi böyle yapalım mı, ne dersin dedi. Tabii ki olur dedim. Sonra giriş müziğimiz Müslüm Gürses oldu. Sonra ben işte kuaföre falan gidiyorum. Saçlarımı falan yaptırdım. Bir baktım karşımda Müslüm Gürses'e o kadar çok benzeyen bir adam var ki. Saçlar böyle fotoğrafı var ya telefonumda. Anlatamam, aynısı ama ben görür görmez pardon yaptım, böyle adamın üstüne gidiyorum, araba bana çarpacak neredeyse. Dedim, fotoğraf çekilebilir miyiz ya dedim. Adam da yabancıymış, hani telefonu falan içeride deyince hiç sanki böyle yadırgamadı. Geldi benimle fotoğraf çektirdi. Sonra Hakk'a atıyorum ya dedi, keşke adamı da çağırsaydın dedi, bizim nişanımıza gelseydi falan yaptı. Hay Allah. Yani o dönem tanışsaydık ben de gelebilirdim şeye. Keşke gelseydiniz. Olur mu? Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Bir tane de takma bıyık yaparım. Gelirim, ne var yani? Gelin bekleriz. Düğünümüze bekleriz inşallah. İnşallah. Pekevlenme teklifi aldın mı? Aldım. Çok güzel. Hadi be. 2 defa etti bana. Biz birazcık nasıl diyeyim, romantik. Kendisi çok romantik. Belki benden daha romantik. Ben çok odunum. Bazı şeyleri çok anlayamam. İlk önce böyle daktiloyla, eski bir daktiloyla bana çok güzel bir mektup yazmış yine. Her zamanki gibi. Bir mektupla çıktı karşıma. Güzel bir kutu hazırlamış. İşte bizim fotoğraflarımız. Ondan sonra evlilik teklifini öyle etti. Daha sonrasında da işte bizim söze bir gün kala bana şey dedi. Ya dedi, söz kıyafetinin dedi, işte kemerini alacağım dedi. Sen de gel dedi. Ben de nereye gitsem eşofmanla gidiyorum. Çok rahatım. Normalde bu tarz giyinmem. Eşofman böyle altında yırtık pırtık bir şey, işte saçlar dağınık. Evlilik teklif edecek ama benim haberim yok. Gidiyoruz, oradan girdik, buradan çıktık. Böyle çok değişik, ormantik bir yerdeyiz. Bir baktım herkes dolu. Nasıl bir yerdesiniz? Orman. Ormantik. Ormanın ortasında romantik bir yer gibi mi düşünelim biz bu? Evet. Tamam. Ondan sonra işte bir sürü arkadaşı, havai fişekler vesaire. Diz çöktü ama yüzüğü takmadı. Takamadı o heyecanla. Eli falan titriyordu, işte dedi benimle evlenir misin? Ama yüzük yok. Yüzüğü çıkarttı en sonunda. Çiçeği falan verecek, arkadaşı çiçeği tutuyor. Hani o heyecanla gözümüz hiçbir şey görmedi. Sonra öyle kabul ettim. Kıskanç mısın? Çok. Biz hakkıyla kampın, bir karavan kampının hakkını verebilir miyiz? Asla. Gidip sabaha kadar Müslüm dinleyeceğiz. Asla, vallahi yok. Sebep? Olmaz. Niye? Ben onu kapının dışarısına şey diyorum. Hani evlendikten sonra ben seni diyorum kapının aşağısına indirirsem dua et diyorum. O şey diyor, tamam falan yapıyor ama böyle. Hani adam çalışmayacak mı? Yok, çalıştırmayacağım dedi. Ben sana bakarım diyor. Olabilir. Hayır, bu işte ne o? Erkek yerini bilsin. Evet. Evlenince çalıştırmayacağım diyorsan bunu söyleyebilirsin. Ben dedim benim dizlerimin önünde oturacaksın dedim. Kabulümdür dedi. Ama erkeğin yeri karısının dizinin dibidir. Aynen öyle. Hani o konuda çok şeyimdir, birazcık sıkıyımdır. O da kendisi de çok kıskanç ama ben böyle hani bir şey olsun, yani yanınızdan geçip, boyu uzun maşallah, 2 metre boyunda bir yerde gidiyoruz. İşte kızlar falan böyle bakınca diyorum hayırdır, bakıyorum böyle. Hani çok oldu. Çevremizden, arkadaşlarımdan böyle bakıp durup nasıl buldun ya, nasıl oldu ya falan diyorlar bazen. Diyorum pardon, ne diyorsunuz siz? Bana şaka gibi geliyor bazen. Maşallah var. Ben de hayran kaldım. Peki kaç? Boy kaç? Abi 2.01 olması lazım en son. Uzamadıysam 2'yi geçmiştim yani. 2.01 diyor en son, uzamadıysam. Çünkü hala büyüme çağında Hakkı. Bakmayın böyle olduğuna. 23 yaşında. Gencecik bir kardeşimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.